Bediüzzaman Hazretlerinin has talebeleri ve diğer kıymetli hocalarımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda geleceğini söylüyorlar. Vakti sahibi gelecek. Sahibi gelecek. Sizden gelecek. Sizden gelecek. İnşallah. İnşallah ulaşırız, görürüz inşallah. İstanbul fetholunacaktır. İkinci defa fetholunacaktır. Yakup Aleyhisselam'ın neslinden oğullar gelecektir diyor. İstanbul'u tekbirle fethedecekler. Mehdi Aleyhisselam hayattadır. Mübarek'in hayatta olduğunu biliyoruz. 70'li senelerden beri hizmete başladığını, özellikle 80'li senelerde hizmetinin kuvvetli derecede arttığını ve her geçen gün zuhurat yaklaştıkça hizmetini kuvvetlendirdiğini biliyoruz ve mana aleminden kendisine dua ediyoruz ki inşallah biz de kendisine asker oluruz. İnşallah. Hazreti Mehdi hakkında varid olan hadisler mütevatir derecededir. Aşağı yukarı 20 küsür sahabi bunu anlatmaktadır. Ayrıca biz arz ettiğim kitapları, Hakim'in Müstedrek'ini, Beyhaki'nin Sünen-i Kübrasını karıştırdığımız zaman Muhammed'i ile Mehdi'si ile ahir zamanda zuhur edecek zatla yüz yüze geliveririz. Mehdi gelmiştir. Talebesi oluruz inşallah. Allah bize talebesi yapsın inşallah. Hepimizi inşallah. Biz ölmeden evvel onu görmek Cenab-ı Hak'tan tezarru ediyoruz. Bu nesil çoğalacak. Allah da onlara başına işte bir Mehdi getirecek. İslam dünyaya hakim olacağına göre hocam Müslümanların bir lideri, bir lider olacak mı hocam başına? O zaman Mehdi hem İslam birliğini kuracak hem de İslam'ı dünyaya hakim edecek Hazreti İsa ile birlikte. Hani şimdi gelecek olan Mehdi de, Mehdi daha gelecek yani. İnşallah. Gelecek. Ahir zamanda en büyük fesat zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Bunlar Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden çıkıyor. Ki hadis-i şeriflerde de Aleyhisselatü Vesselam gerek Mehdi'nin geleceğini, gerek Hazreti İsa'nın geleceğini müjde veriyor. Babamızın ahir zamanla ilgili, Mehdi'ye ilgili, İttihat İslam'la ilgili çok güzel müjdeleri olduğunu biliyoruz. Evet, şimdi bununla ilgili acaba? Şimdi şu anda demek ki 80'li senelerin sonlarına doğru veya işte 85-90 arası efendim biraz Mehdi Aleyhisselam'ın şu anda vazifesini bu akışı kesebilmesini ve Hazreti Resulullah burada olduğu için dedi efendim işte şey efendim cihadın da İstanbul'dan başlayacağını bize öyle kendisi bildirmişti. İstanbul'a geleceğini ve Mehdi'nin geleceğini hiç şüphe getirmeyin. Hatta Mehdi'nin biz abimiz, kardeşimiz 85 yılında yanında hizmetliyken Mehdi'nin yaşadığını söylüyor. 1985'te Mehdi dünyada yaşıyor ve o zamanlar Hakk'ın cihadı var. Ahir zamanda Mehdi denilen, yani kendisi hidayete ermiş ve başkalarının da hidayete ermesine vesile olacak bir zatın da, mübarek bir zatın da geleceği yine kitaplarımızda var ve yer almış. Muhammed, Mehdi gelecek, müjdeler olsun. Bir Mehdi'nin gelişiyle müjdelenin ki gelecek böyle bir Mehdi. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinin yaklaştığını ve Allah'ın izniyle ben de şahsen göreceğime inanıyorum. Maşallah. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun yakın olduğuna inanıyoruz. Bir kere ehli sünnetin hepsi Mehdi Aleyhisselam'a inanırlar ve onun zuhurunu beklerler. Hazreti İsa'nın da öyle. Şii Müslümanlar da Mehdi Aleyhisselam'a çok kuvvetle inanırlar. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru da yine bu asırda zuhur edecek bir kutupta Nur-u Muhammedi'nin zuhuru ve tecellisiyle efendim ve ruhaniyetinin tasarrufuyla bu asırdaki yapacağı büyük asarlar, büyük hadiselerle zuhuru ortaya çıkacak. Yani ahir zamanda Mehdi'nin geleceği tevatür beyinnesiyle sabit hadis-i şeriflerle ve cumhur-ı ulemanın kitaplarında çok açık ve kesin bir şekilde yazmalarıyla bellidir. Bir kere Mehdi falan gelmeyecektir diyenler yanılıyorlar. Bunların
görüşleri, bunların düşünceleri şaz düşüncelerdir. Peygamber Efendimiz'in müjdesi var Hazreti Mehdi ile. Bize evet. müjdelemiş ahir zamanda. Allah'a çok şükür bizler de şu an Hicri 1400 senesi. Doğru. Ve ahir zaman alametleri peşi sıra. Hepsi çıkmış, çoğu doğru, çıkmış doğru. durumda. Neredeyse küçük alametler dediğiniz gibi evet. zuhur etmiş durumda yani, tamamı. Evet. Yani böyle güzel, mübarek bir dönemde inşallah Hazreti Mehdi'yi hep birlikte zuhur etmesini bekliyoruz inşallah. İnşallah.